Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-mükâtebu metâyâtik. Bu bab şu bahsedir ki el-mükâtebu mükâteb metâyâtik ne vakit azad olur. Bir adam köle ve cariyesini kitabete kesse, bana şu kadar mal getirsen azad ol dese, buna vakit azad olur. Bunda ihtilaf var. Malın hepsini mi verecek ki azad ola, yoksa bir kısmını verirse verdiği kadar azad olur mu? Bunda ihtilaf olduğundan bunu beyan edecek. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle haddesena Hammad ibn Seleme an Eyyub an Ekrimete an İbn Abbas an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Abdullah ibn Abbas Peygamber Efendimiz'den rivayeten buyurdular ki kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu yudel mükâtebu bihisseti mâ eddâ diyete hurrin ve mâ bakiye diyete abdin. Yuda veda yediden gelir. Ved olarak verilir. Vedi ne demektir? Katilin katile vermiş olduğu para. Bir mükâtebi öldürseler ve bu mükâtebin diyeti ne kadardır? Diyeti bir hür diyeti mi olacak? Yoksa bir köle diyeti mi olacak? Yoksa o bedeli kitabet neyse o kadar mı olacak? Ha, onu Resul-i Ekrem'imiz buyuruyor ki bu hadiste yuda diyeti verilir. El mükâtebi mükâtebin diyeti verilir. Bir hisseti maşul bir hisse kadar ki edda eda etti. Eda etti ki ne kadar ise onun hissesi verilir. Ne olduğu halde diyete hürrin, hür olduğu halde hür diyeti verilir. Malın mesela yarısını vermiş. Malın yarısını vermişse öyleyse bir hürrün diyetine kadar ise onun yarısını vermiş olur. Dörtte bir ise dörtte birini, üçte bir ise üçte birini. Hürrün diyeti 10.000 değil mi? 10.000'in yarısını vermişse 5.000. O da 5.000'i verecek. Ve ma bakiye baki kalanısa diyete abdin köle diyeti olarak baki kalır. Bunun fergi ne? Şimdi mükatebi birisi öldürse bu efendisine ne kadar vermiş? Efendisine yarısını vermiş. Yarısını vermiş de öyleyse bunun yarısı azat edilmiş. Bu mükatebin vereseleri kimse onlar o katilden bir hürrün diyeti olan 10.000'in yarısı olan 5.000 alırlar. 5.000 onlara verecek. Baki kalan neydi? Baki kalan baktık ki mesela bedeli kitabet 1.000'imiş. 1.000'in yarısını vermiş, yarısı kalmış. Ne edecek? Bedeli kitabet 1.000 ise öyleyse 500'ü de efendisine verecek. Efendisinin diyeti abdolduğundan dolayı bedeli kitabeti olan 1.000'in yarısı oldu. Haddesena Ruh ibn el-Ferş kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükir kâle haddesena Hammad ibn Zeyd an Eyyub an Ekrimete anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Peygamber Efendimiz'den yine hadisi şerifi İmam Tahavi rivayet eyledi ve lem yezkür İbn Abbas. İbn Abbas'ı zikreylemedi. Orada Ekrime hadis mürsel oluyor. İkrime Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi. Yani hadis mürsel olarak aynı hadisi rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yahya ibn Yahya an Ebi Ketir ibn Hassan Nisaburi kâle haddesena Bekî'un an Ali ibn Mübarek an Yahya ibn Ebi Ketir an İkrimete an İbn Abbas kâle Abdullah ibn Abbas buyurdular ki قَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz hükmeylediler. فِي مُكَاتَبٍ bir mükâtep hakkında ki kutile katlolundi. Bir mükâtebi katlettiler. Peygamber Efendimiz de hükmetti. Ne ile? بِدِيَتِ الْحُرِّ Hürrün diyetiyle. Ne kadar? Hürrün diyeti ama بِكَدَرِ مَا عُتِيكَ مِنْهُ Ondan ne kadar azat olunduysa o kadar. Yani bu adam bedeli kitabetin yarısını verdiyse hürrün diyeti olan 10.000'in yarısı olur. Üçte birini verdiyse üçte birini alır. Dörtte biri ise dörtte birini o kadarı o kadar yani bir hürrün diyeti neyse o bedeli kitabetinde ne kadar vermişse onun hissesi kadar hükmeyledi.
Bakisi, baki de o bedeli kitabette ne baki kaldıysa o da efendisine. Kale İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Abbas buyurdular ve yugâmu alel mükâtebi haddül memlûk. Mükâteb üzerine memlûk haddi ikam edilir. Yani bir mükâteb bir hadd işlerse, mesela rakı içerse, rakı içerse hürr olan bir adama 80 değnek vurulursa, bu mükâteb memlûk olduğundan dolayı 40 değnek vurulur, haddin yarısıdır. Yani bunda teksim olmaz. Hadde yarısını vermiş, yarısını hür haddi olsun, yarısı da memlük haddi olsun, yok bu olmaz. Yalnız bu memlük kısmına dahildir orada. Hüdud meselesinde hala hür olmamıştır, memlük kısmına dahildir. Haddesene Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesene Muhammed bin Abdillah el-Ensariyyü kâle, haddeseni el-Haccacü s-Savvaf en Yahya bin Ebi Kethir an İkrimete an İbn Abbasin radıyallahu anhüma. Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildi. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Yûdâ el-mükâtebi, mükâtebin diyeti verilir. Bi kaderi mâ eddâ, eda etmiş olduğun miktarından ne kadar efendisini ödemişse, kendisini ne kadar azat etmişse o kaderi ne olduğu halde diyetel hür, hür diyeti olarak. Bedeli kitabetin yarısını vermişse, bir hürrün diyetinin yarısını öder katil. Kime öder? O mükatebi veresesine. Çünkü o hür olduğundan veresesine kaldı. Ve bi kaderi maşul bir şeyin miktarıyla ki rakke minhu andan rikkette oldu. Yani kör olarak kaldı. O da ne hesap edilir, ne olduğu halde öder. Diyetel abdi. Bir köle diyeti getir. Mesela bedeli kitabet 100 idi. Bu adam yarısını ödemişti, 100 kalmıştı. 50'si gitti. Kaldı 50, bunun 50'si de efendisine verilir. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavim zahib oldular ki ile ennel mükâtebe mükâteb ya'tiku minhu, ondan azad olur. Bi kaderi ma edda, edda ettiği miktarca azad olur. Ve yekun hükmuhu, onun hükmü olur mükatebin fihi, o eda etmiş olduğu miktar da hükmel hürri, hürrün hükmü olur. Ne kadar eda ettiyse o miktarda o nisbette hür olur. Ve yekun hükmuhu, onun hükmü olur mükatebin fi ma lem yuedde, eda etmediği bedeli kitabette de hükmel abdi, abdin hükmü olur. Hulâse bir mükateb kitabete kesilmiş. Bir kısmını ödemiş, bir kısmını ödememiş. Ne kadar ödemişse o miktar hürriyete kavuşmuş, ne kadar ödememişse o miktarda da rikkiyette kalmış. Hüküm ona göre tespit edilir. Bir kısmı böyle dedi. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. İşte bu hadisle ihticac eylediler ki bak Resulullah Efendimiz mükatebe böyle hükmeyledi. Eda etmiş olduğu miktarca hür diyetini hükmeyledi, eda etmediği miktarda da köle diyetini emreyledi. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بَهَذَا الْحَدِسِ. Bu hadisle ihticac eylediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ. Diğerleri bunları muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ, mükateb azad olmaz اِلَّا بِاَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَ, kitabetin hepsini eda etmedikçe azad olmaz. Bunlar evvelkileri göre muhalefet ettiler. Evvelkiler ne kadar öderse o kadar hür, öteki kısmı köle kaldı. Bunlar diyor ki hayır, hepsi köledir. Bir dirhem kalsa bile o yine köledir. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında ihticac eylediler. بِمَا حَدَّسَنَا, bize rivayet edilen hadisler. Kim rivayet eyledi? İbn Ebi Davud. قَالَ حَدَّسَنَا الْخَطَّابِ بْنُ عُثْمَانَ قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم, سليمان بن سليم الكلبي أبو سلمة حمص قارسي, عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمر فمز buyurdular ki المكاتب عبد, mükatep köledir, ما بقي عليه من كتابته, onun kitabetinden onun üzerinde kaldığı müddetçe dirhemin bir dirhem kaldığı müddetçe o köledir. Ve bu muhalif oldu yukarıya.
فكانت هذه الآثار بواسرلر قد اختلف اختلاف olundu فيها بواسرلر ده kimden عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den muhtelif surette geldi bu hadisler. Bir kısmında bir dirhem kalsa bile bu gene köledir. Bir kısmında ne kadar eda ettiyse o miktarca hürriyete kavuşmuştur. Gerisinde köledir. Öyleyse ihtilaf olduğu gibi fe nazarına biz nazar eyledik. Fî mâ rûyân eshâbihi radıyallâhu anhum. Ashâb-ı Resûlullah'dan rivayet edilen şeye nazar eyledik. Min zâlik bu hususta bu mükatebin eda ettiği kıymet kadar mı yoksa bir dirhem kalsa bile yine köle midir? Ashab-ı kiram ne buyuracaklar ve nasıl hükmetmişler? Bunu aradık. Feyda Ali ibn-i Şeybe. Baktık ki Ali ibn-i Şeybe kad haddesena bize rivayet ediyor. Kale haddesena Yezid ibn-i Harun. Kale haddesena akhberena Sa'id ibn-i Ebi Arube. En gatadete en ma'bedil cüheni en Umar ibn-i Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den rivayet eyledi. Kale Hazreti Ömer buyurdular ki El-mükâtebü abdün mâ bakî aleyhi dirhem. El-mükâtebü mükâteb abdün köledir. Mâ bakî aleyhi dirhem. Onun üzerine bir dirhem bakî kaldığı müddetçe köledir. Öyleyse Hazreti Ömer'den sabit olan bu oldu. Haddesene ibn-i Merzûk. Kale haddesene Ebu Asim. En-Süfyan. En-Abdirrahman ibn-i Abdillah. عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال حضرت عمر'dan ikinci bir rivayet. Birinciyi Hazreti Ömer'den kim rivayet eyledi? Sa'idül Cüheni. Bunu da Hazreti Ömer'den Cabir bin Semre rivayet ediyor. قال حضرت عمر buyurdular ki اِذَا اَدَّ الْمُكَاتَبُ mükateb eda etti mi? اَنْنِصْفَ ücretinin yarısının bedeli kitabetin yarısını fahu garimun o garimdir medyundur köle değildir yarısını ödedi mi o hürriyete kavuşmuştur kalan bedeli kitabetin yarısında da o borçlu sayılır o yani tekrar köleliğe reddedilemez yalnız çalışır kazanır o yarısını öder şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten gelen İki rivayet birbirine muhalif oldu. Yukarıki rivayette bir dirhem kalsa bile köledir. Burada da diyor ki hayır yarısını ödedim o hürdür, köle değildir. Şimdi başka rivayet daha gelecek yine Hazreti Ömer'den. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene el-Mesudiyyü enil Qasim ibn Abdirrahman en Cabir ibn Semra en Umar ibn Khattab radıyallahu anhu kâl eyyühennâs İnnekum tukatibun. Ey nas, siz kitabete kesiyorsunuz. Mükatebine, mükatepleri kitabete kesiyorsunuz. Yani kölelerinizi mükatebeye kesin diyorsunuz ki şu kadar parayı getirsen azat ol. Buna mükatep derler. Fe eyyuhum, o mükateplerin hangisi edden nısfe bedeli kitabetin yarısını öderse fela radde aleyhi anın üzerine reddolmadı. Nereye? Firrikki kölelige. Madem yarısını ödedi, tekrar o kölelige dönmez. Yani azat olmuştur. Gerisinde kalan geride o boşludur. Borcunuzu alabilirsiniz. فَهَذَا خِلَافُ مَا بُولْ بِي شَيْنْ خِلَافُنَذِرْ كِ رَبَيْنَاهُ قَبْلَهُ Bundan evvel rivayet eyledik. Kimden? Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet eyledik. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den evvela dedi ki bir dirhem kalsa bile bu köledir. Şimdi bu iki rivayette de geldi. Gerek Cabir ibn-i Semre'den geldi ki hayır. Yarısını ödedi mi o hürriyete kavuşmuştur. Kalan yarısında boşludur. Bu hadisler muhalefet birbirine muhalif oldular rivayetler. Yine başka Hazreti Ayşe'den geliyor. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي زيد عن عمران بن بشير عن سالم سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة بردلر كما أراك ألا تستحي مني ما أراك ben seni görmüyorum ki la تستحي استحيا حيا etmiyorsun مني bende nedir ki yani ما أراك ne şeydir ki araki ben seni görüyorum en la testahye
hayet niyesin minni benden. Yani ben senin yanına giriyorum, örtünmüyorsun. Fakalet Hazreti Ayşe dedi ki, maleke, ne oldu sen, niye bunu dedin? Fakale dedi ki, katepti, sen beni mükatebeye kestin. Ve mükatebeye kestiğin gibi, yani ben hür oldum. Binaenaleyh hürden tesettür etmen lazım, ben köle değilim. Salim Sebelen Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kölesiymiş. Onu kitabete kesmiş. O vakitte kitabete kestikten sonra o zat zannediyor ki artık ben hürriyete kavuştum. Hazreti Ayşe benden tesettür etmesi lazım. Halbuki Hazreti Ayşe kendi kölesi olduğundan tesettür etmiyor. O da şüphelendi, sordu ki niye benden şey etmiyorsun, utanmıyorsun, yani başını örtmüyorsun. Kâlet Hazreti Ayşe buyurdu ki, İnneke abdün, sen kölesin, mâ bekî aleyke şeyün. Senin üzerine bir şey kaldığı müddetçe sen kölesin. Yani bir miktar ödemekle hürriyete kavuşamazsın. Haddesena Ebu Bisirraqiyyü, kâle haddesena Ebu Maviyete, ve Şüca ibnül Velid, an Amr ibn Meymun, an Süleyman ibn Yasar, kâle istezentü ana ala Aişete. Süleyman ibn Yasar diyor ki, ben izin istedim. İstezentü, ben izin istedim. Ene ben ala Aişete radıyallahu anh, Hazreti Aişe'nin huzuruna girmeye. Ki gireyim mi ya Ümmel Müminin? Bu da küreymiş Süleyman ibn Yasar. Fekalet Hazreti Aişe buyurdu ki, kem bekiye aleyke, senin üzerine ne kadar kaldı? Min kitabetike, kitabet ücretinden. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Süleyman ibn Yasar deyip kitabeti kesmiş. O da izin istemiş ki Hazreti Ayşe'nin huzuruna girsin mi? Hazreti Ayşe de evvela sormuş, kitabet bedelinden ne kadar kaldı borcun? Kultu, ben diyor dedim ki, aşru uvakin, 10 okiye. Okiye, 10 dirheme bir okiye derler. Yani 10 dirhem gümüş daha benim borcum kaldı. Fakalet Hazreti Ayşe o vakitte buyurdular ki, ütkul, gir. Fe inneke abdün, sen kölesin. Ma baki aleyke, senin üzerine baki kaldığı müddetçe. Yani borçtan bir miktar üzerinde baki kaldı mı, yine sen kölesin. Şimdi bu hadislerde de anlaşılıyor ki, bir dirhem bile kalsa bedeli kitabette yine köledir, hür olmuyor. Evvelki rivayetlerde Hazreti Ömer'den yarısını öderse hürriyete kavuşuyor diye. Burada da öyle değil. Bir dirhem kalsa bile yine köle. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın, kâle semiyetü Yezid ibn-i Harun, kâle ahberena Amr ibn-i Meymun, fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Hüseyin ibn-i Nasr'den bu hadisi aynı istatla rivayet ediyor. Yani Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إبراهيم النخعي رواية لدي إبراهيم النخعي buyurdular ki قال عبد الله بن مسعود buyurdu إذا أدى المكاتب ثلثا مكاتب üçte birisini ödedi mi, bedeli kitabetin üçte birisini ödedi mi, أو ربعا yahut da dörtte birisini ödedi mi, فَهُوَ غَرِيمٌ, o hür olmuştur, borçludur o. Köle değildir, garimdir, medyundur. Bedeli kitabetin üçte birini, dörtte birini ödedi mi o hür oldu. Ya ne yapacak? Gerisini çalışıp kazanıp efendisine verecek, borçludur o. Köle lige reddedilmez. Bu daha yarımı da değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayette yarısını öderse gelmişti. Abdullah bin Mesud da diyor ki, üçte bir yahut da dörtte birini ödedi mi hürriyete kavuşmuştur. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle, haddesena Yezid ibn-i Harun kâle, ahberena Süfyan anil Mughire an İbrahim. İbrahim'in Nehey'den rivayet eyledi. Kâle, İbrahim buyurdular ki, kâle Abdullah bin Mesud buyurdular, İzâ eddel mükâtebu, mükâteb ödedi mi, kıymete rekabetihi, kendi rekabesinin kıymetini ödedi mi, fehve garimun, bu garimdir. Şimdi yukarıki rivayette sülüs hatta rübe buyurmuştu. Burada da kıymeti rekabe, yani kendisinin kıymetini ödedi mi, bu garimdir. Kıymeti rekabe ne demektir?
Yani onu piyasaya çıkarırlar. Dellale verirler. Dellal alıcılar arasında onu satmak ister. Ne kadar kıymet getirirse işte rekabesinin kıymeti budur. Yani onun kıymeti o kadar. Yahut da ehli takdirden bir iki ehli takdir gelirler. O köleye kıymet biçerler. O köle şu kadar eder derler. Kıymeti rekabe bu. Şimdi bu diyelim ki bedeli mükatebe fazla mesela. 20 bin riyal demiş. Fakat bunun kıymeti rekabesi mesela 15 bin. Bu 15 bini ödedi mi bu vakıtta gayrim oldu. Yani kendi kıymetini ödedi, bu hür oldu. Baki kalan 5 bin bedeli kitabette, o bedeli kitabetten o 5 bine borçludur. Efendisi ondan ister. Buldukça ondan alır. Yani kölelik reddedemez onu. Fakat bir kuruş kalsa o yine köledir diyenler, diyelim ki 20 bin riyal bedeli kitabet idi. Bunun 19 binini ödedi de bini kaldı. Ondan da aciz oldu. O bini getiremedi. Hem 19 bini alır efendisi hem de onu tekrar köle yapar. Onları görüyor öyle. Çünkü bir miktar kalsa o gene köledir. Fakat bu rivayete göre, Abdullah bin Mesud'a göre, madem kendi rekabesinin kıymeti 15 bini ödemiştir, o hürriyete kavuşmuştur. Kalan 5 bin hakkında da garimdir. Ha yukarıki yine Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayette mesela 20 binin 4'te 1'i 5 bini ödedi mi hürriyete kavuşmuştur. Kalır 15 bin, 15 bini de çalışır, kazanır, efendisini öder, borçlu sayılır. Şimdi muhtelif oldu, rivayetler muhtelif oldu. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Ebu Asim, an Süfyan'ı, an Cabir'in, an-i Şabi'yi kâle. İmam-ı Şabi buyurdular ki, kâne Abdullah ve Şüreyh'in. Abdullah ve Şüreyh yekulani buyururdular ki, mükatebi mükatepte ki, izâ edde sülüse, sülüse eda etti mi, fehve garimun, o garimdir. Yani, bedeli kitabetin 3'te 1'isini ödedi mi, o hürriyete kavuşmuştur, baki kalanda garimdir, medyundur. Ondan talep edilir, borcun getir, öde derler, o da çalışır, kazanır, öder. Yani kölelike reddolunmaz. Bu da başka bir rivayet oldu. 3'te 1. Gerçi Abdullah bin Mesud'dan 3'te 1 yukarıda rivayeti gelmişti. Fakat burada Şüreyh'ten de rivayet geldi. Haddesena Yunus kâle ahbereni Abdullah ibn Nafi' en Ebi Ma'şer en Sa'id ibn Ebi Sa'idin el-Makburi enne Ümmü Seleme'te radıyallahu anha kâlet. Ümmü Seleme buyurdular ki el-mükâtebü abdün mâ bekî aleyhi min kitâbeti için. Mükâteb köledir. Onun üzerinde bir şey kaldığı müddetçe mükâteptir. Bu mükâteb köledir. Hürriyetine kavuşmamıştır. Bu da yukarıkilerin zıddı oldu. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin kâle ahbereni Üsamet ibn-i Zeydin ve Malikün el-Nafi'in en ibn-i Umar'a kâle. Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet edildi. Kâle buyurdu ki el-mükâtebü abdun mâ bekî aleyhi min kitâbetihi şey'ün. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn-i Vehbin kâle ahbereni Üsamet ibn-i Zeydin ve Malikün Malikun an Nafi'in Ali ibn Umar radıyallahu anhuma. Üsamet ibn Zeyd bir de Malik Nafi'den, o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyorlar. Kale Abdullah ibn Ömer buyurdular ki el mukatebü mukateb abdün köledir. Ma baqiya baki kaldığı müddetçe aleyhi an üzerine min kitabeti kitabet ücretinden şeyun bir şey kaldığı müddetçe o köledir, hür değildir. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال مجاهد تن رواية ديور ابن أبي نجيح قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت أولدي ne oldu يقول buyurur oldu ki المكاتب مكاتب عبد كلدر ما بقي باقي kaldığı müddetçe عليه anın üzerinde şeyün bir şey min kitabeti kitabete kesildiği kıymetten. Efendisi ne kadar paraya pazarlık etmişse, şu kadar para getir, sen hür ol demişse, onu ödemiş de bir miktar kalmış.
bir miktar ne kadar az olursa olsun kaldığı müddetçe o köledir, hür olamaz. Bu da kimden geldi bu rivayet? Zeyd ibn-i Sabit'ten. Abdullah ibn Ömer'den de geldi. Halbuki yukarıda da geçti ki Abdullah ibn Mesud üçte birini öderse, dörtte birini öderse hür olur. Hazreti Ömer'den rivayet geldi ki yarısını öderse hür olur. Haberler değişti. Ve kâne Câbir ibn Abdillah radıyallahu anh. Câbir ibn Abdullah da yekûlu buyururdu ki şurutuhum şartları, onların şartları caizetün caizdir ki ma beynem kendi aralarında. Kendi aralarında şart koşmuşlarsa o şartları da caizdir. Yani bedeli kitabetin şu kaderini eda edersense sen azat olursan gerisinde de borçlu kalırsan böyle bir şart koşsalar o da caizdir buyurdu. فَلَمَّا كَانُوا قَدْ اِخْتَلَفُوا Vaktaki Peygamber Efendimiz'in ashabi ve tabi'in-i kiram ihtilaf eylediler. فِي ذَلِكُ Bu mesele hakkında kema zekerine bizim zikrettiğimiz gibi kimisi bir az bir miktar kalsa bile bedeli kitabetten küledir. Kimisi dedi ki yarısını ödedi mi hür olur. Kimisi dedi ki üçte birini yahut dörtte birini ödedi mi hür olur. Kimisi de dedi ki kendi kıymetini öderse hür olur. Gerisinde ne yapar? Gerisinde de sâ eder, borçludur. Ve küllün fakat bunların hepsi kad ecme'i icma eylediler ki ennel mükâtebe mükâteb la ya'tiku bi'akdil mükâtebe. Mükatebe akdiyle azat olmuyor. Adam ben seni kitabete kestim, bana 20.000 riyal getir, sen hür ol demekle bu azat olmuyor. Ve innemâ ya'teku bu azat oluyor bir halin saniyetin ikinci bir haliyle. Kitabete kesilmekle bu kitabet akdiyle azat olmuyor ya, ikinci bir halle azat oluyor. Bu ikinci hal ne? İkinci hal. Fekâle bâduhum. Bazıları dediler ki bu ikinci hal, tilkel hal o hal, hiye o hal nedir? Edâ-u cemiyel mükâtebe. Mükâtebenin parasının hepsini eda etmektir. Yani bedeli kitabet neyse, mesela 20.000 riyal demiş, 20.000 riyalın hepsini öderse o vakit azat olur. Bir az bir şey kalsa bile azat olmaz. Bir kısmı böyle dedi. Ve kâle bâduhum, bazıları dedi ki hiye edâv-u ba'dil kitâbe. Hiye edâv-u ba'dil mükâtebe. Mükâtebe kesmiş oldukları, yani paranın bazısını eda etti mi, işte ikinci hal odur. O vakitte azad olur. Peki o bazı da ne? Bazıları yarısı dedi. Bazıları sülüs dedi. Bazıları rubu dedi bazıları. Bazıları da kendi kıymetini dediler. Bunda da ihtilaf oldu. Ve kâle ba'duhum, bazıları da dedi ki يَعْتِقُ مِنْهُ ondan azad olur بِقَدَرِ مَا اَدَا ettiği miktarca مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَ mükatebe malından. Yani bedeli kitabet ne kadar ise ondan ne miktar ödemişse ödediği nispette azad olur. Şimdi burada üç kavil meydana geldi. Yani mükatebe ye kesilen bir köle o akitle azat olmuyor, yalnız ikinci bir hal, o da ne? Bedeli kitabetinden ödeyecek. Bir kısmı diyor ki hepsini ödeyecek. Bir kısmı diyor ki bazısını ödeyecek. Hepsini ödedim mi zaten azat oldu, ona diyeceğimiz yok. Bazısını öderse o bazı da ne kadar? Sülüs, rubu yahut da kendi kıymeti o vakitte azat olur ve gerisinde garim, borçlu sayılır, say eder. Bazıları da dedi ki yok. Ne kadar öderse o kadar azat olur. Kalan miktarca da kölelikte kalır. Mesela yarısını ödedi, yarısı azat oldu, yarısı kölelikte kaldı. Üçte birini ödedi, üçte biri azat oldu, üçte ikisinde köle oldu. Dörtte üçünü mesela ödedi, dörtte üçü azat oldu, birisi kaldı, birisinde de köle oldu. Bunlarda da böyle. Bunda ihtilaf ettiler. Vaktaki böyle oldu ihtilaf ettiler sebete. Felemma kanunun cevabı. Felemma kanu kad ihtilafu dedi ya kad ihtilafu. Onun cevabı, o felemmanın cevabı sebete sabit oldu ki enne hükme zalik. Bunun hükmü, yani mükatebin hükmü kad harece çıktı. Min hükmil mu'teki ala mal. Mal üzerine mu'tekin hükmünden çıktı.
Yani bir adam mal üzerine azat ediyor. Onun hükmü başka, mükatebin hükmü başka. Onun hükmünden çıktı. Yani mal üzerine mütek ne? Bana şu kadar para ver, sen azatsın. Yahut sen azatsın, 20 bin riyal üzerine azatsın. Bu mal üzerine azat etti. O mali verdiği gibi azat olur. Mükatep böyle değil. Mükatebe diyor ki, git, çalış, kazan, yavaş yavaş getir bana. Bu parayı öde. O mükatep. Bu mal üzerine etak hükmü başka oldu, mükatebin hükmü başka oldu. Onun için diyor ki, o ki böyle bedel mükatebede ashab-ı kiram ihtilaf oldu. Sebetenni hükme zalik mi mükatebin hükmü kat harice çıktı min hükmül mü'teke ala mal. Mal üzerine azat edilen kölenin hükmünden çıktı. Lennel mü'teke ala mal, mal üzerine mü'tek olan ya'teku bil gavli, gavli ile mü'tek olur. Adam kölesine dese ki 5.000 yahut 10.000 mal üzerine seni azat ettim dedi mi hemen azat olur. Gavli en yüeddiye şeyen, bir şey vermezden evvel söz ile azat olur. O ne dedi? Ben seni azat ettim 5.000 riyal üzerine. 5.000 riyali ver, tamam. O adam derhal azat olmuştur. Yalnız 10.000 riyali ister mal sahibi. Bu mükatebeli değil. Mükatep öyleyse kezalik mükatep böyle değildir. Mükatep öyle hemen azat olmuyor. Ne için? Li icmaihim, ulemanın icmai için, ala ma zikrine, bizim zikrettiğimiz şeye ulemanın icmai olduğu için. Onlar dediler ki mükatebe keselim. Bir adam öyle mal üzerine azat edilen gibi değildir ya. O bedeli kitabetten bir şey ödeyecek. Ya hepsini ödeyecek bir kısmına göre. Bir kısmına göre bazısını ödeyecek. Bunda ihtilaf olduğundan dolayı o onun hükmünden çıktı. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّ الْمُكَاتَبَ مُكَاتَبَ لَا يِسْتَحَكُّ الْعِتَاقَ اِتَاقَ مُسْتَحَكُّ olmaz بِعَكْدِ الْمُكَاتَبَةِ mükatebe akdiyle, o senedi yazmakla, onu kitabete kesmekle azatlığa müstahak olmuyor. وَاِنَّمَا يَسْتَحَكُّهُ اِتَاقَ مُسْتَحَكُّ oluyor بِحَالٍ سَانِيَةٍ, ikinci bir halde. İkinci bir halde ne? Bedeli kitabetten bir şey ödeyecek. Öyleyse nazarına biz nazar ettik fi zalik bir mesele hakkında ve fi sair eşya, bir de sair eşya arasında elleti öyle sair eşya ki la tecibu bil ukud, ukud ile vacib olmuyor ve innema tecibu vacib oluyor bi halin uhra, başka bir hal ile ba'deha ukuddan sonra keyfe hükme, onların hükmü nasıl? Madem bu mükatepte böyle ihtilaf oldu, bir de başka eşyaya baktık ki orada ukud ile vacip olmuyor da o şeyler ya, başka bir hal ile vacip oluyor. Onların hükmü nasıl? Mükatebi de ona kıyas edelim. Bu vakitte فَرَيْنَ الرَّجُلَ, bir gördük bir adamı ki يَبِعُ الرَّجُلَ, bir adama satar. الْعَبْدَ كُلَيْ بِأَلْفِ دِرْهَمْ بِنْ دِرْهَمَ satar. فَلَا يَجِبُ لِلْمُشْتَرِي, müşteriye vacip olmaz. قَبْدُ الْعَبْدِ, köleyi almak vacip olmaz. بِنَفْسِ الْعَقْدِ, akd ile. Alışveriş yaptılar, köleyi 1.000 dirhem adama sattı. Peki müşteri de kabul etti. Hemen köleyi alıp götürebilir mi? Yok. Köleyi alamaz. Ya akit yapıldı ya, yaptı. Yapıldı ama hani parası yok. Parasını vermedi. Hatta yüeddiye cemiyah semen. Madem 1.000 dirheme satılmıştır, o paranın hepsini vermedikçe köleyi kabz edemez. Ve la yekunu lehu, o müşteri için olmadı. Kabdu ba'dil abdi, kölenin bazısını kabz etmek olmadı. Be'dahi ba'da semen, temennin bazısını eda etmekle de olmadı. Kölenin mesela 1.000 dirheme satmıştı. 500'ünü verdi. Kölenin yarısını alırım. Kölenin yarısını nasıl alacak? Paradan bir miktarı kaldığı müddetçe o köleyi alamaz. Ha, demek ki burada hepsini vermek lazım. Buradaki hüküm, o köleyi alan adam hepsini vermedikçe köleyi alamıyor. Ve kezalikel eşyaülleti, diğer şeyler de böylecedir ki hiye mehfusetin bi gayriha. O şeyler de gayrisiyle mehfustur. Ne gibi? Gayrisiyle mehbus olan misdur rehni, rehin gibi. Öyle rehin ki el mehbusi bid deyni, deyni ile mehbus. Adam rehin vermiş, o rehini hapsetmiş. Ne için? Öteki adama borç vermiş de o borç mukabilinde rehini hapsetmiş. Fekullun gadecma. Ulemanın hepsi icma iledi ki enne rahine, rehin veren adam lev kadar murtehine, o rehini kabul eden adamı ödese, vaad-ı deyni, borcunun vaasını ödese,
فَأَرَادَ مُرَدَ سِكَ اَنْ يَهُذَ الرِّهْنَ rehini alayım diye murad ise اَوْ بَعْدَهُ yahut da bazısını alayım dese وَكَتَرِ مَا اَدَّى مِنَ الدَّيْنِ deyinden ne kadar ödediyse o miktarını almak istese لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ona bu caiz olmadı. اِلَّا بِأَدَائِهِ اِلَّا ona ödemekle جَمِيعَ الدَّيْنِ borcun hepsini ödemekle bu vakit alabilir. Mesela bir adam getirdi diyelim 10 kilo buğda bir adamın yanına koydu, ondan bir miktar para aldı. Mesela 1000 riyal para aldı 10 kilo buğda mukabilinde. Şimdi bu adam getirdi, paranın yarısını ödedi. Öyleyse benim rehinimin 10 kilo buğdanın yarısını ver diyebilir mi? Diyemez. O paranın hepsini ödemedikçe o buğdayı alamaz. Diyelim ki adam ödedi de 100 riyal kaldı. E işte ben 900 ödedim, bir 100 kaldı, de getir benim 9 tenekeyi ver. Yok, o adam hiçbirisini vermez. Tamam, öder, ondan sonra alır. فَكَانَ هَذَا işte bu oldu. حُكْمَ الْاَشْيَاءَ eşyanın hükmü oldu. اَلَّتُوا الْاَشْيَةِ تُمْلَكُ بِاَشْيَاءَ diğer eşyalarla malik olunur. اِذَا وَجَبِ اِحْتِبَاسُهَا onun hepsi vacip olduğu takdirde. فَاِنَّمَا تُحْبَسُ o şeyler hapsedilir. Hatta yu'khaza cemi'u ma cu'ile bedelen minha. Ondan bedel kılınan şeyin hepsi alınmadıkça bu hapisten kurtaramaz. Öyleyse şimdi bunları böyle öğrenince mükatebi buna kıyas ediyor. Diyor ki فَلَمَّا خَرَجَ الْمُكَاتَبُ vaktaki mükateb çıktı. مِنَنْ يَكُونَ فِي هُكْمِ الْمُعْتَكَ عَلَى الْمَالِ mal üzerine mütekin hükmünde olmadan çıktı. اَلَّذ۪ي öyle mal üzerine mütekki يَعْتَكُ بِالْعَبْدِ عَقْدِلَ akd ile azat olur. Mal üzerine azat edilen köle söz ile azat oldu. Mal borçlu kaldı malda, onu öder. La ve halin saniye, ikinci bir hal ile değil. Ve sebete sabit oldu ki ennehu fi hükmü men yuhbesu le edai şey. Ve sebete sabit oldu ki ennehu fi hükmü men bir şeyin hükmündedir ki yuhbesu hapsedilir le edai şeyin. Bir şeyin edası için hapsedilir. Yani mu'tek alel-mal. Mu'tek alel-mal, evet. Sebete sabit oldu ki enne hükmehu bunun hükmü fil mükatebe, mükatebede fi ihtibasil mevla iyyahu efendisinin o mükatebi hapsetmesinde ke hükmül mebi'i fi ihtibasil bayi'i iyyahu. O ke hükmül mebi'i mebi'in hükmündedir. Ne de fi ihtibasil bayi'i satan adamın hapsetmesinde iyyahu. Bir adam bir eşyayı satar, parasını alıncaya kadar onu hapseder. Öyleyse mükatep de böylecedir. O bedeli kitabeti almadıkça onun hükmü saklar, vermez. Öyleyse bedeli kitabetten demek bir miktarda kalsa o azat olmuyor. فَكَمَا كَانَ الْمُشْتَرِ غَيْرَ قَادِرٍ اَلَا اَخْفِهِ müşteri kadir olmadığı gibi اَلَا اَخْفِهِ o şeyi almaya satın almış olduğu şeyi illa ba'de edâ-i cemî'i semen bütün parayı eda etmedikçe kâne kezâlikel mükâtebe-i de mükâteb de böylece oldu gayre kadirin kadir olmadı alâ ahzi şeyin min rekabeti rekabesinden bir şeyi almaya min milkil mevla efendisinin milkinden illa be'edâ-i cemî'i mükâtebe mükâtebe bedelinin hepsini eda etmedikçe kendi rekabesini alamaz, hürriyetine kavuşamaz. Fesebete bima zekerna bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Kim? Kavrüllezine kâlu. Şu bir kimselerin kavli ki buyurdular. Ne buyurdular? La ya'tiku minel mükâtebi şeyun illa be'edâ cemî'il mükâtebe. La ya'tiku azat olmaz. Minel mükâtebi mükâtepten şeyun hiçbir şey azat olmaz. İlla be'edâ cemî'il mükâtebeti mükâtebe bedelinin hepsini eda etmedikçe ondan hiçbir şey azat olmaz. Yani bir dirhem kalsa bile ondan bir şey azat olmaz ve hürriyetine kavuşamaz. İlla ki bedeli kitabetin hepsini ödemiş olacak. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ bu üç imamın kavli de budur. Demek ki Hanefi mezhebine göre bedeli kitabetin hepsini ödemedikçe o adam hürriyetine kavuşmuyor. Neticede buna bağlanıyor. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu bant nasılsa evvelce okuduğumuz derslerin
teselsülen buraya kadar gelmiş ve bu bandı da bu kısmı da okumuştuk. Fakat arada bu band kaybolmuş. Araştırdık, bulamadık. Nereye gitmişse gitmiş. Tüm bantlar teselsül halinde, yani bu ikinci cildin 110. sayfasına kadar gelmiş. 110'dan 113'e kadar yok olduğundan tekrar yeniden bunu doldurdum. Onun için dinleyiciler bunun da farkında olacaktılar. Evvelki bantların sedasıyla bunun arasında bir farklılık olacak. Çünkü bu ihtiyar zamanımıza, bir rahatsızlık zamanımıza da tesadüf ettiğinden bandın sesinde vesairede bir parça fark olacaktır. Fakat elhamdülillah bunu burada tamam eyledik. Fakat bandın gerisinde biraz boş kaldığından dolayı onu da Kur'an-ı Kerim tescil ederek bandı tamam ediyoruz. Ondan sonra bundan sonra babul emeti yatavuha mevlaha sümme yemutu ve kad kânet ca'at bi veledin fi hayatihi hel yekûn ibnehu ve tekûnu bihi ümme veledin emlâ. Bu bahis geliyor. O da bundan sonra gelen bantta var. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rahmanirrahim. فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتب فلما ثبت وقتك ثابت oldu أن المكاتب كتابته kesilen köle لا يستحق العتاق azat olmaya müstahak olmaz بعقد المكاتب مكاتبة عقدının yapılmasıyla وإنما يستحقه azatlığa müstahak olur بحال ثانية ikinci bir halde. İkinci halde ne? Ödemek. Parayı ya hepsini ya bazısını ödeyecek de azat olacak. Öyle olduysa nezerna fi zalik. Biz buna nazar eyledik. Ve fi sairil eşya. Bir de başka eşyaya nazar eyledik. Elleti öyle eşya ki la tecibü bil ukud. Akitle vacip olmuyor. Akitle aman alışverişi yapmakla ona sahip olunmuyor. Ve innema tecibü ona milkiyetine vacip olunuyor bir halin uhura ba'daha akitten sonra başka bir haliyle. Bir de onlara baktık. Akit yapmakla iş tamam olmuyor. İlla o da parayı teslim edip alacak. Bir de onlara baktık ki mükatebe ile onların arasında bir benzerlik var mı yok mu? Keyfe hükmüha, onların hükmü nasıldır? Araştırdık. Fere'eyna biz gördük. Er-recule bir adamı gördük. Yebi'ur recule l-abde. Erkek bir köleyi satıyor. Belki dirhem 1000 dirheme satıyor. Bir adam köleyi 1000 dirheme satıyor. Fela tecibülül müşteri. Müşteriye vacip olmaz. Kabdül abdi köleyi kabz etmek. Binefsil akdi. Mücerred akdin yapılmasıyla köleyi alamaz. Ne vakıda kadar alamaz? Hatta yüeddiye cemi assemen. O kölenin parasının hepsini vermedikçe köleyi alamaz. وَلَا يَكُونُ لَهُ قَبْدُ بَعْدِ الْعَبْدِ O kölenin bâsini almak da ona caiz olmaz. بَاَدَائِهِ بَعْدِ السَّمَنْ Kölenin parasının bir kısmını versin de kölenin verdiği kadar paranın hissesini alsın, bu da olmaz. Mesela yarısını verdi, yarısını alsın, bu da olmaz. Alışverişte böyle. Şimdi mükatebi ona kıyas edecek. Bir adam kölesini götürdü, piyasada sattı. Mesela 20 bin riyala sattı. Adam 10 binini verdi. 10 binini de getir, 20 bini tamam et, köleyi sana vereyim. Öteki adam diyemez ki ben yarı fiyatını verdim. Binaenaleyh kölenin yarısı benimdir, yarısı senindir. Bir gün bana hizmet etsin, bir gün sana hizmet etsin. Diyemez onu. Ne vakit ki parayı tamam öde, köle o vakit onun malı olur. Ve kezalike leşya. Yine eşya böylecedir. اَلَّتُ اِلَيْشَكْ هِيَ مَحْبُوسَتُنْ بِغَيْرِهَا Başka bir sebeple mehbus, hapsedilmiş. Ne gibi? مِسْلُ الرَّهْنِ Rehin gibi. Adam boş para almış, o boş paranın mukabilinde bir rehin vermiş. Köle vermiş, araba vermiş, altın neyse. Rehin vermiş. Öyle rehin ki اَلْمَحْبُوسُ بِالدَّيْنِ Borç karşılığında hapsedilmiş. Bu da böyledir.
فَكُلُّنْ قَدَجْمَعُ Ulemanın hepsi icma eyledi ki اَنَّ الرَّاهِنَ Rehin, veren kimse لَوْ قَدَى verse الْمُرْتَهِنَ مُرْتَهِنَ بَعْدَ الدَّيْنِ borcunun, kendi borcunun versini ödese فَرَادَنْ يَخُدَ الرَّهْنَ borcunun bir kısmını ödediğinden rehini almak istese اَوْ بَعْدَهُ yahut da bazısını almak istese بِقَدَرِ مَا اَدَّى مِنَ الدَّيْنِ borcundan ne kadar verdiyse onun yarısını almak istese, mesela götürmüş diyelim ki 500 koyun rehin vermiş, onun mukabilinde de 100 bin riyal para almış. Şimdi 100 bin riyalın 50 binini ödese, ondan sonra kimse dese ki benim koyunlarımın sana rehin verdiğim koyunların yarısını alacağım. Çünkü böyle dese, bunun sözü mesmu olur mu olmaz mı? Bütün ulema diyor, bunda icma'i var ki فَاَرَادَنْ يَخُذَ الرِّهْنَ وَبَعْدَهُ بِقَدَرْ مَا اَدَّى مِنَ الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَالِكِ O adama bu caiz değildir. اِلَّا بِأَدَائِهِ جَمِعَ الدَّيْنِ borcun hepsini vermedikçe o rehinlerden hiçbir şey alamaz. Borcu tamam ödeyecek, ondan sonra rehinini alacak. Bunu da böyle gördük. فَكَانَ هَذَا işte bu oldu. حَكْمَ الْاَشْيَاءِ اِلَّتِي تُمْلَكُ بِأَشْيَاء bir takım eşyalara başka eşya sebebiyle malik olmanın hükmü böyle oldu. Bir adam neye malik? Rehine. Ne sebebiyle? Borç vermiş. Öyleyse o rehinin sahibi borcunu ödemedikçe o rehini alamıyor. Hem bir kuruş kalsa rehin yanında olan adam vermez. Bir kuruş kaldı, getir onu da ver, ondan sonra rehinini al. Bunun hükmü böyle oldu. اِذَا وَجَبَ اَحْتِبَاسُهَا onun hepsi vacib ise, işte rehinlerde olduğu gibi. فَاِنَّمَا تُحْبَسُ o şeyler hapsolunur حَتَّى يُوْخَدَ جَمِيعُ مَا جُعِلَ بَدَلًا مِنْهَا ona bedel kılınan o rehin parasının hepsini ödemedikçe o rehin gerisin geri alamaz. Öyleyse şimdi mukatebe geldik. Mukatebe de paranın bazısını verse alabilecek mi, alamayacak mı? فَلَمَّا خَرَجَ الْمُكَاتَبُ mükatep vaktaki çıktı. مِنَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَكَ عَلَى الْمَالِ mal üzerine azat edilen kölenin hükmünde olmadan çıktı. اَلَّذِي يُعْتَكُ بِلَقْدِ öyle mal üzerine ki, mal üzerine köleyi azat etti mi, hemen akit yapılır yapılmaz o adam hür olmuştur. Yalnız hür ve boşludur. Evet, onu azat eden kimse onu kölelike iade edemez, talep eder. Mükatep bundan çıktı, bunun gibi olmadı. Niye? La bihalin saniye. Köleyi mal üzerine azat eden hemen derhal azat etmiş oldu, ikinci bir hal ile değil. Mükatep ise ikinci bir hal. Onu kitabete bağlıyor ama hemen azat olmuyor. İkinci bir hal lazım, o da nedir? Bedeli, kitabeti tamamen ödeyecek. İkinci hal bu. Ve sebete sabit oldu ki ennehu fi hükmü men mükatep bir kimsenin hükmündedir ki yuhbesu hapsedilir le eda şeyin bir şeyi eda için. Bir adam birisinin malını gasp etmiş, tutmuş adam, müracaat etmiş adamı hapsettirmiş. Şimdi bu adam hapisten çıkması için ne lazım? O şeyi ödemesi lazım. Ne vakit ki onu öderse çıkar. Mesela borcu vardı, adam tutturdu, hapsettirdi. Parası var, vermiyor. Borcunun bir kısmını verse çıkabilir mi? Çıkamaz. İlla hepsini verecek ki çıkar. İşte mükatep de böyle oldu. Sebete sabit oldu ki enne hükmehu bunun hükmü fil mükatebeti mükatebede o kölenin bedeli kitabette hükmü ve fi ihtibasil mevla me efendisinin onu hapsetmesinde iyyahu köleyi evet bunun hükmü ne gibidir? Ke hükmil mebi'i satılan eşyanın hükmü gibidir. Fe ihtibasil bayi iyyahu satan adamın onu hapsetmede hakkı nasıl varsa bu da öyledir. Bir adam bir eşyayı sattı. Peşin parayla sattı. O da parasının bir kısmını veriyor. Eşyanın ben bir kısmını alacağım yahut hepsini alacağım. Yok. Madem biz peşin paraya sattık, malın hepsinin bedelini getirirsen malı ondan sonra alırsın. Bir kısmını verse bir kısmı nasıl olmaz? İşte bu kitabete kesilen köle de böyle oldu. Hepsini ödemediği müddetçe onu köle sayılır.
bedeli kitabetin hepsini ödeyecek ki bu hürriyete kavuşa. Fekema kânel müşteri, müşteri olduğu gibi gayre kadirin, kadir olmadığı gibi ala aksihi, satın aldığı şeyi aksine illa ba'de edâ-i cemî'i semen, almış olduğu malın bütün parasını vermedikçe onu almaya kadir olmadığı gibi kâne kezâlike mükâtebi, mükâteb de böylece oldu eyza bunun gibi gayre kadirin, kadir olmadı ala aksi şeyi min rekabeti, kendi rekabesinden bir şey almak yani hür olmayının bir kısmını elde etmeye kadir olmadı. Min milkin Mevla, Mevla Efendisi'nin milkinden, illa be edai cemi'il mükatebeti, illa bedeli kitabetin hepsini eda edecek, ondan sonra onun da rekabesi azat olacak. Bu kıyas. Şimdi İmam-ı Tahavi evvela nekilleri yaptı, ondan sonra kıyasa geldi. Bu kıyası da böyle yaptı. Fesebet ediyor, sabit oldu. Bima zekerna, bizim bu zikrettiğimiz nekil ve kıyasla kavlüllezine, şu bir kimselerin kavli sabit oldu ki kalu, onlar dediler, ne dediler? La yu'teku minel mükatebi şeyin, kitabete kesilen köleden hiçbir şey azat olunmaz. İlla bi edai cemiyel mükatebe, illa bedeli kitabetin hepsini eda edecek, ondan sonra azat olacak. Ve ve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhi mecmu'in. İşte bu üç imamın kavli de budur. Demek ki bizim mezhebe göre bedeli kitabetin bir kısmını verse onun rekabesi hür olur mu? Bir kısmı hür olur mu? Olmaz. Hepsini ödeyecek ki hürriyetine kavuşa. Öteki tarafı da söyleyenler var yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten geldi ya, yarısını öderse o adam hür oldu. Bazı rivayetler gibi üçte birisini, dörtte birisini öderse hür oldu, yalnız boşluk kaldı. İmam-ı Azim diyor ki hayır, o gene köledir diye. Gerçi o rivayet var, bu rivayet de var, fakat bu tarafı tercih ettiler, bu taraf kuvvetli geldi. Bu mesele burada bitti.